Arkadaşlar Rize Güneysu'dayız. Biliyorsunuz çarşamba akşamı önemli bir afet yaşadı Rize Güneysu odağında ve merkez belediyelerinde. Olayın ilk saatlerinden beri İçişleri Bakanımız ve Çevre Şehircilik Bakanımızla beraber bölgedeyiz. 24 saat olayları takip ettik. Olaylara müdahale ettik burada. Maalesef 6 tane kaybımız var. Onların acısını yaşıyoruz. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İki tane de kaybımız var. Onlar için arama çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ediyor. Yüzlerce arkadaşımız şu an Rize Güneysu'nun kayıpları bulabileceğimiz bölgelerde çok yoğun bir çalışma var. İnşallah en kısa zamanda onlara da ulaşmak için onların da takiplerini yapıyoruz. Malumlarımız ilk günlerde oldukça hem ulaşım açısından hem haberleşme açısından ilk gece bazı sıkıntılar yaşadık. Ama ilk günkü bu hızlı müdahalemizle birlikte hem ulaşım açısından hem de haberleşme açısından ve diğer ihtiyaçlar konusunda da önemli gelişmeler kaydettik. Artık ortalığı toparlamaya başladık. Bugün itibariyle herhangi bir ulaşım sorunumuz, haberleşme sorunumuz veya herhangi bir eksiğimiz yok bölge açısından. Artık bundan sonra böyle afet durumlarında bu etkilerin yaşanmaması için kalıcı projeler yapmak için bütün arkadaşlarımızla birlikte burada çalışmalarımıza hız verdik. Artık bundan sonra heyelan olsun, diğer başka nedenlerle yaşanmış olan sıkıntıların bir daha yaşanmaması için artık kalıcı projeler yapıp projeler dahilinde uygulamalarımızı yapacağız. Tabii üzüntücü bir durum. İnşallah bu afet durumlarını yaşamamak için bu bölgede arkadaşlarımız buradalar, bizler de buradayız. Ortalığı önemli bir şekilde toparladık, acil ihtiyaçları giderdik. İnşallah bundan sonra da diğer afet öncesi duruma dönmek için de bir an önce en kısa sürede döneceğimizi ümit ediyorum. O yönden de yoğun bir çalışma var. Bütün bakanlıklarımız, bütün kurumlarımız artık bir seferberlik halinde olağanüstü bir çalışma var bölgede. Oldukça toparladık ortalığı. İnşallah bundan sonra da kalıcı projelerimizle birlikte yine bölgeye hizmet etmeye devam edeceğiz. Elimiz, kolumuz, gözümüz, kulağımız burada olacak sürekli. İnşallah hep birlikte bölge insanımızla birlikte, kurumlarımızla birlikte, devletimizle bu tür afetlerin üstesinden her zaman geldiğimiz gibi burada da çok kısa zamanda geleceğiz ve kalıcı projelerimizi yaparak vatandaşımıza hizmet doğrultusunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu işlerin üstesinden de en kısa zamanda geleceğiz. Teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun, var olun. Bakanlık olarak ne kadar bir hasar oluştu? Bunun tespiti yapılabildi mi? Şu anda çalışmalar bölümde devam ediyor. Arkadaşlar biz acil olarak ihtiyaçları konusunda eksikleri giderdik. Ulaşım, haberleşme olsun, diğer bakanlıklarımızın uhdesinde olan işlerle ilgili olarak da bütün eksikleri giderdik. Bundan sonra bir taraftan hasar tespitlerini yapıyoruz, bir taraftan da kalıcı projelerimizi hazırlayıp bir taraftan da kalıcı uygulamalarımızı yapmaya çalışıyoruz. Olağanüstü bir çalışma var bölgede. Yani sadece Rize Güneysu özelinde değil, bütün komşu iller ve kurumlarımızın bütün etraftaki bütün birimlerinden araç, gereç, ekipman ve elemanlarla birlikte bölgedeyiz. Odak odak, nokta nokta arkadaşlarımız çalışıyorlar şu anda. İnşallah afet öncesi duruma en kısa zamanda dönüp kalıcı projelerimizi de bir an önce bitireceğiz inşallah. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız bölgenin afet bölgesi ilan edileceğini söyledi Erzurum'da. Evet. İlk Bakanlar Kurulu toplantısında da bunu teminat altına alacağız dedi. Afet bölgesi olması ve bölge halkımıza söylemek istediğiniz var mı efendim? Tabii ki bölgedeki hem afet nedeniyle zarar görmüş bütün vatandaşlarımızın eksikleri ve zararları giderilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız da gözü kulağı burada. Sürekli bir istişare halindeyiz. Vatandaşımızın bütün eksikleri ve zarar gördüğü, afet nedeniyle zarar gördüğü bütün eksikler en kısa zamanda giderilecek. Hatta nakdi yardımlar da zaten ikinci gün yapıldı herkese. Bundan sonra da yine de devam edecek. Bunlar zaten bütün hasar tespitleri ve vatandaşlarımızın iletişim halindeyiz. O yüzden vatandaşlarım müsterih olsunlar. En kısa zamanda afet öncesi duruma döneceğiz ve de kalıcı projelerimizi de bir an önce bitireceğiz. Teşekkürler. Çok teşekkür ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.